etu. Yani köku ete. Ete, eteye. Ete gelme anlamına gelir. Ete yani geldi. Ama onun nezi olan ete, yani ifal babı olan ete, a'ta gibi lafzan ve mani. Evet. İşte bu atun nisa, kadınlara verin. Neyi verin kadınlara? Sadukatihinna. Sıdak dediğimiz mehirlerini verin. Tabii bu modern seküler dönemde bu mihir meselesi çok yozlaştırılmış. Ve sadece böyle bir formalite gibi yapılıyor. Ama haddi zatında o öyle değil. Mihir veya sıdak kadının geleceğe yönelik bir teminatıdır. Yani o ya insan halinde başına her şey gelebilir. Kocası ölür, kocasının varisleri zalim olur, ona bir şey vermek istemezler veya boşanır veya ne bileyim bunun benzer dünyanın bin bir ahvali var. İşte bütün o bin bir ahvaline karşı Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu kadına mali bir teminat olsun diye sıdak koymuş. O açıdan önemlidir ve Kur'an üzerinde bakınız. Dikkatle bakın. İsrarla duyun. Ve atu verin. Yani bu işi şey yapmayın, savsaklatmayın. Hafife almayın. Kadınlara verin sadakalarını. Sadukat sıdak demektir. Nihayeten atıya olarak verin. Yani özellikle ben nihleden şöyle bir anlıyorum. Yani o vermeniz sizin ödemeniz gereken bir görevdir. Babanızın hayrına vermiyorsunuz. Yani erkeklere böyle bir kesin talimat verilir. Ve hakikaten çok sosyal açıdan çok önemli. Mesela diyelim ki kadınla eşi arasında herhangi bir problem, bir sıkıntı yoksa kadın istemezse istemez. Zaten hamdolsun problem yok. Ama problem olduğu anda kadın mağdur olacak. Çünkü bir kere evlenmekle statüsü değişiyor. Ya evvel bakire kızdı, şimdi dul oldu. Dolayısıyla bir itibar kaybına uğramış. Bundan ötürü Rabbimiz Celle Celaluhu mutlaka o sıdakın verilmesini şey yapmış. Hatta bundan dolayı mesela kız evlenip eşiyle birlikte olmazsa sıdakın tamamı verilmez. Yarısı. Niye yarısı? Çünkü orada kadın yine bir imaj kaybına uğruyor. Bu imaj kaybından dolayı yine yarısı verilir. Ama yok. Eğer evlilik hayatı olursa tamam verilir. Kale Ali İbni Ebi Talha, bu tabi'in müfessirlerden biri, o İbni Abbas'tan rivayette, yani bin nihleti, burada nihleden maksat ayet tavsiyesinde geçer. El mehdi mehdi. Yani kadının sılak. Evet. O atiye anlamına, verme anlamına geliyor. Tabi burada Ali bin Ebi Talha o mihr anlamını yüklemekle, yani nihl kelimesi normalde atiyedir. Çünkü hadiste geçiyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ma nahale validun veleden afdal edebin hasen. Bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir şey vermemiştir. Dolayısıyla nahal verme anlamı. Ama bu lafızda Kur'an'da geçen o vermekten ne kastediliyor? Mihir kastediliyor. Ve böylece pekiştirilmiş oluyor demin dediğim gibi. Yani nihleyi normal ata verme anlamına bıraksak, sanki yani versen vermesen. Ama özellikle mihir anlamını yüklediğimizde
o mana daha pekiştirilmiş oluyor. Ve kâle Muhammed bin İshak, bu da Zühri'den rivayet etmiş. Zühri de Urva'dan, Urva biliyorsunuz. Urva bin Zübeyr, Aişe validemizin yani yeğeni. Bu da tabiindendir. O da Aişe validemizden. Nahle kelimesi hangi manaya gelir demişler? Feridaten. Farz. Ha, o zaman o bizim verdiğimiz verme vurgusu zirve yapmış oluyor. Yani bu sadakayı verin, sadakı. Ve o sadak sizin farzınızdır. Ve kâle mukatil, mukatil, mukatil bin Süleyman'dır. Ve katâda ve bin-i Cüreyç nehleten ey feridaten. Yani onlar da Aişe validemizden gelen rivayet gibi fariza olarak yorumlamışlar. Zade İbn-i Cüreyç, İbn-i Cüreyç ikinci bir mana daha vermiş. O da ne demek? Musemmaten. Yani kadınlara sıdaklarını zikrettiğiniz halde verin. Ne demek? Yani aranızda kararlaştırır verin. Tabi bu neyin ifadesi? Demek ki evlilik olmadan önce bu ikisi eş. Kendi aralarında o mihri konuşmaları, adını koymaları lazımdır. Ve kâle ibn-i Zeyd ennehletu fi kerâmin arabi el vacib. Vacip demektir. Bu da Aişe validemizden gelen farz anlamına yakın bir anlam. Yakul ve o zaman Kur'an şunu diyor. Veya İbn-i Zeyd'de diyebiliriz. O da ona da damir acı olabilir. Yani la tenkihâ illa bi şeyin vacibillah. Sen kadınla evlenme ancak neyle? Onun için vacip olan mihir. O tabi yine mihrin lüzumunu pekiştirmiş oluyor. وَلَيْسَ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَةً اِلَّا بِالصِّدَاقٍ وَاجِبٍ. Resulullah'tan sonra, çünkü Allah Resulullah bu izni verdi. Sıdaksız evlenme Resulullah'ın hassalarından. وَاَمْرَأَةً وَهَمَّتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِعَ خَالِصَتَنْكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Açıkça diyor bu hukum sana mahsustur. Çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam o kadınları mağdur etme gibi bir durumu yok. O Allah'ın en adil kuludur. Onlara haşa zulüm, mağduriyet, haksızlık yapma durumu söz konusu değil. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselama mihirsiz kadınla evlenme hususu verildi. Ama diğer insanlara yok. Ve la yenbeği, onun için diyor la yenbeği diye ahadın ba'den nebi eyleyken rahatın illa bi sıdakın vacibin. Ve la yenbeği en yekune tesmiyetü sıdakı kezimen bi gayri hakkı. Bu da uygun değil. Yani o sıdakı ismini koymak hak, gerçeği olmayan yalan bir şey olması da olmaz. Tamam diyor, sana Türkiye'nin yarısını vereceğim diye. Bu yalandır. Türkiye'nin yarısını nasıl verecek? Bu şekilde de olmaz. Yani o tesmiye muteber bir tesmiye olacak. Olabilir. Bir tesmiye olacak. Ve madmunu kelamihim, bu tabi'in müfessirlerin kelamının içeriği şu. اَنَّ الرَّجُولَ erkek يَجِبُ عَلَيْهِ دَفُّ الصَّدَاقِ اِلَى الْمَرْأَةِ حَتَى onun evlendiği kadına sıdakını vermesi zorunlu olarak vaciptir. Yani رَغْمًا عَلَى اُنُوفِ الرِّجَالِ değil mi? رَغْمًا عَلَى اُنُوفِ الرِّجَالِ o sıdakı vermemeli vaciptir.
ve en yekûne tayyiben nefsi bidâlike. Ve verince de gönül hoşnutluğuyla da vermesi lazım. Kema yumnehul menihatu ve yu'ta veya kema yemnehul menihata ve yu'tin nihlete tayyiben biha. Nasıl ki bir şey verince kalp hoşnutluğuyla veriyorsa kadının sıdakını da o şekilde verecek. كَذَٰلِكَ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ الْمَرْأَةَ صِدَاقًا طَيِّبًا بِذَٰلِكَ. Kadına sıdakını gönül hoşnutluğuyla, yani zavallı kadının burnundan çıkararak değil, ona çekerek, ona efendimize minnet ederek değil, bu kadının hakkıdır. Kadın onu paşa paşa alacaktır. فَاِنْ طَابَتْ هِيَ لَهُ بِهِ بَعْدَ تَسْمِيَتِهِ. Eğer kadın erkeğe o nefsini o sıdakını nefis hoşnutluğuyla, tabi onlar ismini koyduktan sonra sıdakımız bu kadar olsun, ondan sonra kadın böyle nefis hoşnutluğuyla bir hepsini verse, o an şeyin minhu veya bir kısmını verse, o da felyakuhu halamında gibi. O da afiyetleyiz. Yani buna engel yok. Yani İslam, Kur'an iki eş arasında her türlü iyiliğe açıktır. Kocanın hanımına, hanımın kocasına yapacağı iyilik, güzellik eyvallah. Ama hak yeme yok. Mesela şunu yapamaz erkek. Kadını bir nevi şey altında bırakarak, baskı altında, mobbing kullanarak, yani kadına mobbing uygulayarak, efendime söyle haydi bana sıdakını helal et falan olmaz. Çünkü biliyorsunuz hadiste Efendimiz ma uhize bis seyfi ma uhize bil hayai kema uhize bis seyfi. Haya ile alınan, yani mobbing ile alınan kılıçla alınmış gibidir. Ne demek? Yani haramdır. Dolayısıyla kadını böyle psikolojik bir mobbing altında tutarak, baskı altında tutarak ona helal ettirmeyi zorlamak bu işi çözmez. Evet. وَلِيَهَذَا قَالَ تَعَالَ بُنْ اِچِنْ يُجَى رَبِّمِزْ جَلَّ جَلَالُهُ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ. Eğer eşleriniz o sıdağın bir kısmını, bakın tıbne diyor, فَاِنْ اَعْطَيْنَ demiyor. Ayetin lafzı çok önemli çünkü. Hep bu derslerde söylüyoruz ya, Kur'an kelimelerini çok seçici bir şekilde alıyor. Yani rastgele hiçbir, Kur'an'da hiçbir kelime yok. Kur'an daima kullanacağı kelimelerde seçici davranıyor. Mesela burada فَاِنْ اَعْطَيْنَ لَكُمْ dememiş. فَاِنْ اَعْطَيْنَ لَكُمْ veya yok. فَاِنْ طِلَ. Neye işaret etmek için? Yani kadına bir mobbing yapmadan, baskı yapmadan, psikolojik bir baskı altında tutmadan kendisi böyle kendi içerisinden gönül hoşnutluğuyla bir şey verirse çok ruhu hani emmediyle onu afiyetle yiyin. Yani onda bir problem yok. Ama yok kadına baskı uygulayarak, mobbing uygulayarak şey yapmak caiz değildir. Kâle ibn-i Ebi Hatim diyor ki haddesene Ahmed bin Sinan haddesene Abdurrahman bin Mehdi an Süfyan an Süddi an Yakub bin Mughira an Ali kâle İzâ işteke ahadukum şey'a. Eğer biriniz bir şeyden müşteki olursa فَلْيَسْأَلْ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَا اَوْ نَحْوَ ذَٰلِكَ. Hanımından
3 dirhem veya buna benzer bir şey istesin. Sonra felyebta biha aselen, hanımın verdiği o 3 dirhemle bal satın alsın. Sümme liyehul ma'essemâi, sonra yağmur suyunu alsın. Sonra feyectemiyor o bal suyu ile, bal ile o yağmur suyu karıştırıp yesin. Feyectemiyor hani emri en şifa mübareka. Bu ona afiyet olur, şifa olur, bereketli olur. Yani burada bu Ali, tabii hangi Ali'de? Ali bin Ebi Talha olabilir, Ali bin Ebi Talib olabilir. Yani o, yani böyle bir şeyden doğrudur. Evet. Ve kâle Hüseyin an seyyar an Ebi Salih kâl kâne racûlu izâ zevvûl ibnetehû. Yani şey döneminde diyelim ki cahili dönemde kişi kızını evlendirdiğinde اَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا, sadakını ondan alırdı, دُونَهَا ona bir şey vermezdi. İşte فَنَاهُمُ, Allah bunu yasakladı. Yani kocası da mübin yoluyla sadakı alması caiz olmadığı gibi babası da kardeşleri de yapamaz. Ki ne yazık ki bizim oralarda oluyor bazen. Ve nezele ve şu ayet nazil olmuş. Ve a'tun nisa'a sadukatihinne nehla. Ebu Salih, yani bu meseledeki istidlali bu ayette yapıyor. Ravahu İbn Ebi Hatim ve İbn Cerir bunlar rivayet etmişler. Ve kâle İbn Ebi Hatim, İbn Ebi Hatim demiş ki haddesene Muhammed bin İsmail el-Ahmesi haddesene veki an Süfyan an Umeyr el-Hüthami an Abdülmelik bin Mughire el-Taifi an Abdurrahman bin el-Beylemani kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah şöyle buyurmuş. Yani anladığım kadarıyla bu Beylemani, Abdurrahman bin Beylemani bu tabiindendir. Tabiin direkt sahabeyi ortadan kaldırarak Resulullah buyurmuştur dediğinde bu mursal olur. Ve sanki bu mursaldır. Çünkü Beylemani bir sahabeyi çatıyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve atun nisa'a sadukatihinne nihle. قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهم, dedi onlar arasındaki alaik, ali alakatın çoğulu olarak veya onlar arasında verilecek mal nedir, yani ilişki nedir? قال ما تراضوا عليه اهلهم, ikisinin aileleri yani erkek tarafıyla kadın tarafının üzerinde anlaştıkları neyse odur. Biraz daha sayfa indir. وَقَدْ رَوَى, bu hadisi de okuyarım. وَقَدْ رَوَى اِبْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بِنِ اَرْطَاتِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ الْمُغِيرَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِنْ الْبَيْلَمَانِ عَنْ عُبَرِ بِنِ الْخَطَّبَ. Burada hadisi mevsul zikretmiş. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم, Resulullah bir gün bir konuşma irade etti. Hatabe burada konuşma irade etti. Fakat konuşmasında şöyle buyurdu. Enkihul eyama, dul kadınlarınızı evlendiriniz. Eyama eymin çoğulu, evlenemeyen kimse. Ki durlar da buna dahil oluyor. 3 defa Resulullah bu cümleyi tekrar etti. Fekâme ileyh racun, bir adam kalktı. Fekâre ya Resulallah. Mel alâikû beynehum, nedir ikisi bunların arasında o üzerinde anlaşacakları nedir?
Neyi verecek yani? قَالَ مَا تَرَانَ عَلَيْهِ اَهْلُهُمْ İkisinin ailelerinin üzerine anlaştığı. وَبْنُ الْبَيْلَمَانِ bu İbn-i Kesir'in hükmüdür. Diyor bu İbn-i Beylemani zayıftır. سُمَّ فِي اِنْقِطَعُ نَيْنَا Bir de onun senedinde inkıta da vardı. Mesela diğer rivayette Hazreti Ömer'i atlayarak direkt Resulullah'tan yapmıştı. Evet. Ve burada duralım şeyh. Caiz mi? Sabırlı hocam. Allah razı olsun. Eyvallah.